Cici. 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 İki yılda bir Berkun Oya'nın işlerini incelediğimiz Berkun Oya serimize <laughs> hoş geldiniz Cevdet Bey. <laughs> bir şey soracağım. Berkun Oya mı? Berkun Oya mı? Berk Unoya. Doğrusu. Oya, evet. evet. Bu gereksiz Cenk Erdem rutinini bırakalım. <laughs> cici sevdin mi? Güzel. E ben sevdim. Nesini sevdin? Bir kere her şeyden önce gerçekten oyunculuklarını sevdim. Çok güzeldi, hepsi birbirinden hoştu. Hocam şimdi bu filme bakıp da oyunculuklar iyi demek ne bileyim işte çikolata yaş tatlı demek gibi bir şey yani. Peki kim çok iyiydi? Arada fark yok mu? Bence biraz farklar var galiba. Yani. Ya ben... Elbette ben... var ama genel olarak hepsi bir standardın üzerinde. Yani Mesela bu... ben ben yıllardır severim. Hep sevmişimdir. Olgun Şimşek'e hayran Ben de ya. Çok iyiydi. Burada da çok çok tatlıydı. <laughs> Ve yani aslında bunun yeri değil biliyorum. Daha sonra konuşuruz ama şey sahnesinde Kesin. ben ee, yok yok. Onu söylemeyeceğim. <gülüyor> bu <gülüyor> hani iki sahnede çok bittim. <laughs> bir tanesi Yönetmenle yani eski Aynen. işte arkadaşıyla bir işte yoksa beni sular mısın mı gibi bir şey dedikten sonra bir bakış attı ya. Evet. Abi o bakışta böyle çok şey oldum. İkincisi de He. şarkıya girdi ya annesi hatırlasın diye. <laughs> çok iyi iki sahneydi yani. Bir şey söyleyeceğim. İlk söylediğin sahne çok dikkat çekici bir sahneydi. Çok akılda kalıcı bir sahneydi. He. Fakat o sahne oyunculuktan çok bir yönetmenlik tercihi olarak da enteresandı. Yani o yani çok bu artık ince bir detay ama gerçekten çok akılda kalıcı. O es... O kadar uzun sürdü ki yani ben seyirci olarak yabancılaştım da mesela ee oldum yani böyle biraz hani yönetmen bizimle dalga geçiyor gibi bir noktaya vardım açıkçası ama bir yandan da yani böyle bu böyle çok doğal mı ama değil mi yani sence mesela bak Uf valla kuzey bah neresinden sana... bahsedeceğiz? Ya, şöyle bütün... söyleyeceğim yerli sinema tarihinin en güzel eserinden bir tanesiydi. Başlık olur bu onu söyleyeyim. <laughs> Öyle bir şey yani. Ee, bilmiyorum abi mesela şimdi bu filmde bariz bir doğal oyunculuk tercihi var ya. Zaten evet. öbür dizilerinde de vardı Oya'nın falan. Bunda da var ki bunda. Çünkü Barış çağıra oynamıyor. Ya işte bunda yer yer çok abartıyorlar mı diye düşünmedim değil. Bak mesela şöyle mesela mesela. Bu o anlardan bir tanesi yani o an mesela çok böyle koymuşlar ve baktılar birbirlerine iki arkadaş, iki eski arkadaş Hı. ve böyle hani bak filmde şey çok fazla var birbirimize bakıyoruz bir şeyleri konuşamıyoruz ama birbirimize neler ifade ediyoruz aslında falan atıyorum mesela sonunda gene Olgun Şimşek'le Ayça Bingöl'ün o işte mesela yani biz aşıktık biz çocuk çocukluk aşkıydık bilmem ne diye konuşabilirler ama konuşamıyorlar evin önünde işte şeye gelmiş kahvaltıya gelmiş falan, falan. o sahne var ya ee, öyle o an çok var. Ee, ve bu çok bir doğallık katıyor gerçekten. Ama şeyi de sorgulamadım değil. Şimdi film boyunca herkes ağzının içinden konuşuyor ya. Hmm. Okan Yalabık film özellikle. Ve böyle yani dediklerini <laughs> anlamakta güçlük çektiğim yerler olmadı değil. Bu ses miksajına bir eleştiri de olabilir bilmiyorum. Ama ben şöyle düşündüm abi ben yani mesela normalde de biz evet ağzımızdan konuşuruz. Birbirimizin dediğini anlamayız falan. Ve birbirimizin ne dediğini anlamayınca ha deriz birbirimize. Bu filmde kimse ne ha demiyor. Ne falan demiyor. Ve o ağzının içinden konuştukları haliyle kalmak zorunda kalıyoruz. Anladıysan anladın, anlamadıysan geriye saracaksın. <laughs> Buna teknik bir cevap vereceğim. Buna teknik teknik bir konu mu, tercihsel bir konu mu? Ee, şimdi sevgili e, LG televizyonumda 55 ekran. NAT 326 BE amfisine bağladım ki kendisi gayet hi-fi bir sistemdir. He. Üzerine iki tane e, neydi adı? Sponsor dakikası da, mı? Infinity speaker'ına bağladım Peki. ikisini. Peki. E, stereo bir şekilde sesi Infinitylerde kolon yani SB255 bilenler bilir diye söylüyorum. Oradan dinliyorum. Ne? Ve sen dandik sisteminden ağzının içine konuşmalarını anlamamış olabilirsin. Ne dandik sistemi be? Sen... Küfür ederler, şey Zengin yapayım, değilim anladım. kardeşim. Ben de zenginim. Benim de bir, dakika. Kamera, bir dakika. Adamdaki kamera gibi benim de babamdan sen kaldı. Ben onları yaptırdım sen ve... Sen konuşulan her şeyi anladın yani. %90 anladım. Nah %90 anladım. Vallahi Seni challenge ediyorum. %90 falan anlamadım. Şimdi burada şov yapıyorsun. Berk bir dahaki projesinde gelsin sana da iş versin, görev versin. Tanışsın, dedelere gelsin falan diye şey Berk Unay'a yerinden böyle. SB255 altı mı? speaker mı kullanıyor? Ben, ben, ben e, dolar fırlamadan önce 700-800 liraya satılan. Bak. E, gayet FTP için çok müsait. Harika speakerlarını dinledim. Ve ben filmin %60'ını, %70'ini yani diyaloglarını anladım, duyabildim. Anladım. Bence yani bu şöyle şimdi... yok. Ya Alak, bence, <laughs> bence bu dediğine ben inanmıyorum, yalan söylüyorsun. Yok, ben yalan söylemiyorum ama aslında işin özü şu, neticede insanlar bu sistemleri izlemek falan zorunda değil. Büyük sesle sonunda, izlemek gerekiyor mesela. Evet, hayır, günün, günün sonunda insanlar kendi televizyonlarından anlamalılar, televizyonların sisteminden. Dolayısıyla bu eleştiriye böyle katılıyorum aslında ya Ama yani. Bakma sen bu gorbeye. Yok boylu? işte bu dediğim gibi biraz bu teknik bir sorun mu yoksa işte bu hani işte böyle böyle konuşuyoruz bilmem ne. Tamam hani evet bu daha doğal, daha gerçek. Bunu %100 kabul ediyorum. Ama hani yani şey seçeneği de yok işte yani hani anlamadığın zaman geçiyor yani anladın mı? Ben Belki konuyla de... ilgili bir yorum yapayım mı? Bak hepsini Yap. anlayan biri olarak söylüyorum. %10'unu anlamayan biri olarak söylüyorum. Bence bazı şeyleri anlamamak o kadar problem değil. O kadar problem değil. Anlamamak da anlatım dilinin bir parçası olabiliyor iyi işlerde. Yani şunu demek istiyorum. Zaten oyunculuk, kamera açıları bilmem ne o kadar iyi ki. Yani şey gibi diyorsun mesela işte. Zaten bitkin ve ne konuşacağını çok bilmeyen bir insanın yan tarafa işte ne yaparsan yap demesinde. O ne yaparsan yap anlamasan bile o yüz ifadesine oyunculuk ve tam ben oyuncu değilim şu an. Hayır oraya gülmedim. Ha. İkimiz de bu filmi taklit etmeye kalktığımız zaman hemen öyle bir şeyler yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü genel olarak şey bir hava var. Şimdi Cici bir kere isminden başlayalım mı? Peki. Niye Cici? Tamam. Niye Cici? Niye Cici? cici? Sen ne anladın? Hiçbir şey anlamadım. Sonunda kendine Cici yaptı zaten orada. Her Salak şey değiliz onu al gördük herhalde. Tamam, onu, o görüp, adı. onu görüp de anlamadım. Niye Yok cici? hocam bak sen madem ben konuyu buraya getirdin bu konuyu ben şöyle de başka şekilde tanımlıyorum. Bu film ne anlatıyor zaten? Hadi gel onu konuşuyoruz. Bence Heh. çocukluk travmalarımızın okay. üzerine böyle aldığımız çocukluk travmalarımızı okay. e, düşünürken kendimizi suçlamak yerine çocuk gibi cici cici yaparak. Aslında yaşamaya devam etme gayretinde bulunmaya çalışıyoruz. Yani bir Aslına bakarsan Hı -hı. kadın da Hı -hı. bütün o hatasına rağmen o twistler evet. rağmen spoilerlı olduğunu söyledik başta herhalde. Evet, evet büyük spoiler filmin sonu büyük twistli yani falan haberiniz evet. Ve fakat kadın da bir çocuktu o zaman. Yani köy yerinde erken evlenmeler vesaireler falan da olduğunu varsayarsak. Sence o iki karakter arasında mesela yaş farkı var mı? Çünkü oyuncular arasında var gibi ama karakterler içinde olmalı mı? o? Ben bunu düşündüm ve tam emin olamadım. Hangi iki karakter? Yani Yılmaz Erdoğan'ın karakteriyle işte Funda soyadını hatırlayamadığım ee, oyuncumuz arasında. Yani büyük ihtimalle... Sence bu bir konu mu ki mesela? Ben bunu hiç düşünmemiştim açıkçası. Şimdi sen Abi, söyleyince aklıma geldi. Bu bir konu. Hatta bu konuda şöyle bir şey de bulabilirim. Yani mesela bu kadınla işte ne bileyim çocukları arasındaki yaş farkı biraz abartılı gibi oldu aslında. O da şeye hı. çok uymuyor matematiğe. Hani bu kadın işte en büyük kızını en büyük kızı 55 yaşında olsun, tamam mı? Öyle bir şey gösteriyor. 50-55 olsun yani oyuncu hı. oyuncu da de yani karakter. 50-55 olsun. E bu kadını bu ne zaman doğurdu? Köy yerinde 16'da doğuruyorlar. Hadi sen 20'de doğurmuş ol. E 55 sen e senin de 20 yaş farkın olması gerekiyor. 75 olmalı yani olman Nur, lazım. Nur, Sürelle Nur Sürelle arası 90 mesela daha farklı. Anladım. Anladım biliyor muyum? Anladım. Ama önemli değil. Yani erken yani travma belki, belki çocukluk travması diye demeyen de geçmişte yaşanmış bir takım travmaların hafızalardaki yeri. <laughs> İşte onun büyüdüğün zaman, ilerledi, yaşın ilerlediği zaman hala hayatına nasıl etki ediyor falanla ilgili bir konu konusu etki var. ediyor ve herkes bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor ya yani. ve <laughs> <De> kalmış. <laughs> Ama aslında o çok da kalamamış. Onun telkininin bence motifi cici. Anlatabiliyor muyum? Yani hepimiz kendimize cici yapıyoruz. Onun telkininin motifi. Şimdi okey güzel cümleler bunlar. Ben anlamam zaman alıyor. yani böyle hepimiz kendimizi şey yapıyoruz gibi hissettiriyor film. Yani işte. Veya yapmalıyız mı diyorsun sen? Yani böyle yani yapmalıyız kendimize, kendimize kadar, bu, kadar, ha, kendimize bu kadar yüklenmemeliyiz çünkü ben bir ders çıkarmaya çalışıyorum. Belki benimki biraz eski kafa, antika bir yaklaşım ama... Şimdi şöyle, bir de ister istemez kıyaslıyorum tamam mı? Berkun Oya'nın işte Mansum'u izledik, bir başkadır izledik. Ee, 3-5 tiyatro oyunu da izledim ben. Kendi yazdığı ettiği falan. Ve şu ana kadar gerçekten izlediğim her şeyinden çok büyük dersler çıkardım. Çok güzel e, ayrıldım ettim falan. Ve normalde bugün kadar izlediğim şeyler bir noktası da çok net bir noktaya bağlandı diye hep anımsıyorum. Bu film için pek öyle bir şey demem mümkün değil. Daha böyle Derinde yatan daha böyle yani işte bir insan öyküsü falan diye bir başkasını anlatırken tarif edebileceğim. Ee, belki Berkun Uyan'ın çok kişisel bir yerinden şey yaptığı onu da bilemem ya adamın o özel hayatını falan neyinin, bilmiyorum. Neyinin tamamlanmadığını düşünüyorsun ki onu anlamadım. Yani. Hocam şu soruya cevap vermek zor işte. Bu zor. film ne anlatıyor? Söyledim. Hayır. ne anlatıyor demedim mi? ana fikrini söyledim. Tamam. Ne anlatıyor kısmı ne? tabii ki bir hikaye. Hay konuyu öykü mesaj ha. olarak ne veriyor yani ne günün sonunda ne öneriyor bize yani şu iyidir bu kötüdür bunu yapmamalıyız şunu yapmalıyız böyle davranmalıyız böyle davranmamalıyız yani, falan. Davranmalıyız davranmamalıyız kısmını bilemem bence öyle bir şey anlatmıyor olabilir. ama bu da bir seçenek evet, öyle bir şey anlatmama gayet yani anlatmaya gayret etmemiş de olabilir net. Ama anlamamaya. işte ailede yaşananlar bizimle birlikte ailede kalır. devam ediyor hayır yani yaşanan iyi ve kötü şeyler e, büyüyerek bizimle ebe birlikte ebeveynlerin günahlarını devam çocuklar öder. Evet doğru. Bu da bir şey Yaklaşık İlla dersi. Der. Evet. Bence bu gayet de anlatmış. Hatta mesela filmde şöyle bir twist var. Mesela baştan beri en azından benim gibi bir izleyici ben şüpheci izlerim filmi. Hı hı. Çünkü şeyi gösterdi bize. Babasını kim zatürre etti tırnak içerisinde iyi gösterdi bize. Kim değil de biri etti yani. Hani bir el oldu orada işte şeyi söndürdü, camı açtı falan. Ben o elin küçük çocuk olduğunu düşündüm. Bize onu düşündürttüler çünkü. Ben de öyle düşündüm. Kü küçük çocuk değil. Kadir yani şey. Kadir Okan yani, Yalabık değil evet, mi? Büyü Büyü çocuk ortan ortanca ya. çocuk olduğunu düşündüm. Tamam. Olgun şey değil Onun çocuğu değil. Büyük abi yani işte. Neyse. Evet. O şey ben de, en büyükleri ya. Evet evet. Ben de öyle düşündüm. Ama ben şeyi açıkçası tahmin ettim yani. Orada bir twist var herhalde. Filmin sonunun en dev twist olacağını tahmin etmedim de. Orada bir twist var. E, twist olmasa gösterirler zaten olmayacak olsa. Ben... Var. İşte ben evet ben İyi bir belki 10 puan verdim size. Evet ben herhalde. 10 puan hak ettim. Ben belki abi zannettik. Şimdi Yusuf mu çıkacak acaba? abla mı çıkacak acaba? Ama anne hiç düşmemiştim gerçekten. En az beklediğim yani anneydi benim de. Ya aslında şöyle bir baktığımız zaman da en çok beklememiz gereken şey anneydi. Yani Doğru. filmde bu twist'e düştüğümüz için Berkun'un yönetmenliğinin başarısı bak. Neler gösterdi buna rağmen biz anlamadık. Dedi ki benim çocuklarım okuyacak dedi. Ne okuyacak dedi. Öyle kız falan hiç okumayacak dedi. Doğru. E, seks muhabbetine dedi ki sen devamlı kasabaya iniyorsun. Başka kadınlarla birliktesin dedi. E i̇şte sana vurmuyorum. Benim suçum bu mu işte. Bizim de günahımız bu mu falan gibi şeyler söyledi. Hmm. İşte çocuğunu <laughs> kendi önünde şey yaptı. Buna karşı çıktı. Kapıyı kilitliyordu ona cezalandırdığı böyle cezaları vardı kitleme falan. En en öcalabilecek, en şey yapabilecek gibi olan oydu gerçekten. Evet. Yani Haklısın. Ben de evet buna bir ustalık diyebilirim ama birazcık şöyle de diyebilirim belki sanki. Yani bu ustalık mı yoksa film 2 saat 40 dakika olunca ister istemez biz mi kaybettik orayı? Yani çünkü Ne olabilir? Tabii yani. Bence ne olursa olsun ya yani şu film hakkında biraz yüzeysel olacak belki ama biraz uzundu dedim ben. Ben demedim. Ben dedim. Ben demedim. Ben hatta şey yani şöyle ben parçalı izledim. Yani hani bir arada bir 10 dakika mi? ara verdim. Bir oturuşta izlemedim. Niye öyle? Ne yaptınız arada? Kahve mavi yaptım kendime. 10 dakikada. <laughs> ya 10 dakikada filtre kahve değmedim. Mehmet. Sen bir işler çevirmişsin arada Cevdet Aa <laughs> şimdi karıştırması. <laughs> 60 milyon bizi izliyor burada. Baktım böyle mesela 20 dakika var. Eyvah dedim bunun 10 dakikası da şeydir. İşte jeneriktir. <laughs> Biz kesin bir 10 dakikaya bitecek dedim ve üzüldüm hatta. Yani Aa, biraz daha içeride kalmak istedim ben. Anladım. Valla bilmiyorum ben birazcık yani film uzun bir, bir sürü karakter hakkında bir sürü şey anlatmaya kalkışıyor. Hani günün sonunda o finalde bir twist var ve bütün aileyi etkiliyor filan ama... Evet. Biraz yine de hani... Yani Yusuf'un da işte hayatıyla ilgili efendim ne bileyim evi satmak istiyor. Kendi ailesi var. İşte çocuğuyla karısıyla olan ilişkisi var. İşte bizim kadının efendim işte şeyle e, olgun şimşekli olan hikayesi var. Öbürünün film bitirememekle ilgili şey var. Küçük... Naz'ın işte bir Z jenerasyonu gibi yok dayısıyla ilişkisi bilmem, bilmem ne yani bütün onlar biraz hani, Ulan bu acaba bir noktada diziydi de bunu bir filme mi dönüştürdüler ama bir takım ana alt öykülere kıyamadılar mı falan gibi şeyleri düşünürken bunu verdim kendime. Açıkçası. Yani biraz bu, bu bir tercih buna bir şey diyemem. Biraz yani bu şiştiğini veya uzadığını düşünmedim değil. Ee, ben yani gerçekten karakterlerin şeyini çok iyi buldum. Yani böyle hani challenge'larında çok böyle gerçek buldum. Ee, i̇şte bu annesinin aslında bir, bir çeşit demans vesairesiyle konuşamaması hmm. aslında herkes de hiç kimse konuşamıyor yani klasik bu iletişimcilik çok işlenen bir şey elbette ama sanki demans sadece annede yok herkes de var gibi bir konuşamama ve hatta şey durumu var. Evet. Yani böyle iletişimle ilgili evet, ilgili bir sıkıntı var. Söylenemeyen şeyler içten içe hissedilen şeyler. Zaten o aslında çok şöyle yaygın olarak vardı. İşte o yasak ilişki de vardı. Yani ilişki falan değil de yasak, e, hoşluk, Tabii. platonik aşk da vardı diyelim. İşte büyük abinin filmi bitiremiyor bir türlü. Hani o bir iletişim aracı, onu bir türlü tamamlayamıyor falan gibi bir şey. Zaten çok fazla video kamera jart kullanımı falan var. Mesela en sonunda o şey bile hocam sembolik bir görüntü diye düşünmedim değil. Tesadüf ne? bilemeyeceğim ama. Naz karakteri en son çekmeceyi açarken filan kulaklığında kulaklıklar var filan o böyle hani işte hem bu jenerasyonun bir takım yığın iletişim içerisindeki bununla olan ilişkisine bir atıf gibi ama hem de işte bir takım bir gerçeğe ulaşırken kulaklarını tıkıyor falan filan gibi böyle sembolik görseller olmadığını düşünmedim değil. Z misin X misin ne boksun <laughs> cümlesi de güzeldi. Orada çok güldüm ben. yeter <laughs> artık size. Yani konu konuşulamayanlar, içimizden geçenler, işte ortalıkta bahsedemediğimiz şeyler, gerçek duygular falan filan gibi bir ana tema var kesinlikle. E, Funda Eryit evet. bu arada. E, şey, Nur Sürer'e ki Nur Sürer bence yaşıyla meşiyle çok güzel oynamış. Teşekkür çok... ederim. Genç kendi çok güzel oynuyor. Ay, ne demek ki? Ya, bu yaşlı da çok güzel olduğunu bir kez daha <laughs> anladık. İyi mi? E, çok böyle şey güzel bir kast olmuş yani çok böyle bir ara nur, ben ilk gördüğümde dedim ki ya bu nur sürer yani nur sürer olduğunu anlamadım dedim ki yaşlandırmışlar mı dedim. Ben de aynı salak şey söyledim. Ay bir o kadar dalga geçti ki benle. Sen geri zekalı mısın? Nur sürer'i hatırlamadın mı? Her nur değildi. sürer olduğunu biliyordur ya da çok şeydir falan. Niye var, öbür öbür belk öbür filmlerde bu, de vardı. Hayır dedim bu bu yaşlandırma değil. Bu çok yani hatta Tobay'a da sordum. Tobay dedi yaşlı. Saçmalama dedi o da. Ama o kadar yani öyle bir kadar aşağılamadı <laughs> Sen Bir e, evliliği gözden geçir bence bilmiyorum. daha bir sene olmadı hocam ben dedik. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ee, üzerine işte baktık. Aa nur sürer nasıl hatırlamam falan diye kendime kızdım. Şu tarz şeyler de mesela çok uyanık hareketler. İşte o ikisinin aşkı asla dillendirilemiyor falan. Ee, fakat kadın... Alzheimer haliyle bir şey anımsayıp da yani yersiz bir şekilde onu ortaya taş taş ha yani deyince bir anda o konuşulamayan şey vücut buluyor aralarında falan hani diyalogla Çünkü herkes çıkıyor. biliyor falan yani biliyor ve söyleyemiyor. Aslında güzel oldu. Evet, güzel yani oldu. Yani aslında kadın ilk taşı atıyor. Aa! <laughs> Sen seversin böyle. <laughs> evet, sevdin. şeyleri ne, ne? sevdin mi? Neyi severim <laughs> tamam o Şimdi Okan Yalabık zaten çok iyiydi. Diğer oyuncular çok iyiydi. Ben hepsini ayrı ayrı söylemeyeceğim. Bir tanesini söyleyeceğim özellikle. Beni çok şaşırttı. Neymiş? Yılmaz Erdoğan. Niye şaşırttı? Yılmaz Erdoğan müthiş bir kast olmuş. Bunun da nedenini söyleyeceğim. Çünkü Yılmaz Erdoğan. Hı. Yani ben yönetmen böyle düşünmemişse ben bu işi bilmiyorum. Tamam. Lütfen yönetmen izliyorsa altına yazsın <laughs> Şu Cürete bak. <laughs> Lütfen yazın altına. <laughs> e, Belki bence demiş yani. ki ben kötü bir baba istemiyorum. Hı. Ben iyi bir babanın yanlış yani. Ben seyirciyi hem sempatik göstermek istiyorum kişiyi Hı -hı. hem de kurallarının saçma olacağını düşünüyorum. Ama şunu unutmamak istiyorum ki o dönemde babalar iyilik adına böyle şeyler yapıyorlardı Kocalar mı yani Hı -hı. neyse. Evin Dolayısıyla evin reisleri diyelim tırnak içerisinde. Dolayısıyla Yılmaz Erdoğan'a ne kızabiliyorum ne sevebiliyorum. Anladım. Çok güzel bir kast o yüzden. Mesela ben senden yani ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Zaten birazcık ortada bir bizi ortada bırakarak. Hani kararı seyirci versin gibi evet. hatta ne bileyim yani e, masum dizisi biraz katil kim öyküsüydü o ama günün sonunda o da bizi ahlak olarak şimdi kim haklı kim haksıza sürüklüyordu falan bunda da biraz öyle bir şey var haklı haksız meselesi değil ama dediğin gibi yani Yılmaz Erdoğan'ın karakteri bu şimdi kötü mesela kötü mü? yani filmin kötüsü mü bunu soracaktım aslında sana buraya kendinden gelmiş olduk e, ve ben biraz mesela senden daha çok kızdım açıkçası o karaktere. Biraz daha anlayışlı olmasını, biraz daha bu kadar acımasız olmamasını filan falan. Yani adam şey bile adamın kötü olduğuna karar vermeme sebep oluyor. Yani evde bir televizyon var. Ailecek geçseniz başına. Anladın mı? Kemal Sunal filmi oynuyordu. Çocuk arkadan kötü kötü babasına bakıyor. Oysa yani kendi aile hayatımı hatırlıyorum. Şaban filmi olur ne güzel izlerdik hep beraber filan. Yani o an niye kaçırıyorsun anladın mı? Ailecek bağ kurulabilecek bir yer. Ki yazık mesela şey açısından da en sonunda kız video görüntüleriniz derken hani kamerayla eşini çekiyor Yılmaz Erdoğan ya böyle böyle yapıyor kadın çekme çekme yapıyor. hani bir anda böyle bir sıcak aile anı var mesela orada. Ulan bunları yakalayabilirsin eşek herif. Biraz daha hani iyi bir reis olunur, aile reisi olunur diye düşünmedim değil. Ya zaten sıkıntı burada. Yani adam %100 kötü bir şey değil. Yani sıcak anlar çok olmuş zaten oluyor. Adam da mesela çok da bize bak vicdanlı bir adam olduğunu anlattıkları bir sahne vardı. Benim gibi ana yok baba yok desene. Ben bu adamı hani bak kardeş bu falan. Yani başkasına karşı kötü davranmayan, Hatta kötü davrandığı için oğlunu cezalandıran ama ceza metodu çok sikki olan falan bir hani babaydı. Yani bize şey demek istediler. Bu adam kötü değil. Bu adam bunu biliyor. Hani bildiği bu. Bunu acaba nasıl buraya varıyorsun? Çünkü ben de aynı yere varıyorum ya. Yani. Çünkü ben de bak film bize yani oturup da böyle ne bileyim işte 1978 Çukurova falan gibi böyle şeyler yapmadan hmm. tamam mı direkt sadece bunların aile hayatını göstererek sadece evlerini göstererek. ÇT şey de var canım yani hani bizi ha. zamansal olarak ayıracak belli. Bir tek belki olabilir haklısın. Ee, şeyi düşündürtmüyor değil. Yani ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Yani bu adam biraz da zamanının kurbanı veya bu aile zamanının kurbanı. Yani bu adama özgü bir şey değil çocuklarına okumaya gön gitmesine engel olmak. Bir sürü insan böyle yaşıyordu kadın böyle Kadın da kötü değil bu arada. Bak adamı Ölüm öldür ne yapıyor ki zaten? Öldürmesine sebebiyet veriyor ya. Ya kadın ama çocukça bir intikam almaya çalışıyordu. İş büyüdü gibi oldu sanki. Evet zaten diyorum canım. yani. O da işte o da bak benim çocuğumu çektiğini çeksin diyordu. Filmin sonunda kadını bir anda vay işte şeytan demedik ki zaten. Yani böyle bir Allah kahretmesin ee, yani işler buraya varmış. Yüzden, Hay Allah olduk ya. Yani. Kötü adamı yok. Yani illa birini söyleyeceksen babayı söyleyebilirsin. Ama onu da hani ne bileyim şema yerini bulsun diye anladın mı? Bu bence güzel bir soru. Bunu bence seyircimize de soralım. Ne dersin Cevdet? Çok mantıklı. Bir YouTube kanalı için bundan daha mantıklı bir öneri düşünemiyorum. Sizce bu filmin kötüsü Yılmaz Erdoğan mı? Yani karakterin adı neydi? Kim bilir. Bakayım burada yazayım. Karakterin mı? adı Havva. Hayır Bekir lan. <laughs> Havva's Hazmut yazıyor. Öküz gibi işte <laughs> yaramayamak. Adem değil mi Havva? <laughs> aferin Ömercan. Bu arada da orada <laughs> bir gönderme yok tabii ki bir şey. Niye zorlayalım? Var mı acaba? Bu arada şeyi çok The güzel yapmışlar anne ya. Altı mut anne tipi falan ne bileyim. Sen çok bilmezsin de böyle abi kardeş <laughs> ilişkilerini falan çok güzel yapmışlar. Niye bilmeyeyim ya? Benim de kardeşim var. Ha <laughs> şimdi? Birinci elemenin daha sonuna geldik. Yani bu film bu arada üzerine makaleler yazılacak kadar katmanlı bir film. Ee, uzun uzadıya uzun konuşulacak bir sürü şey çıkartılacak bir film. Bizim bu üstün körü ve biraz hızlı incelememizi niye üstün körü olsun lan? Gayet. Üstün körü değil. Şey. Kaç dakika oldu kız? 22. 22 dakikalık pratik incelememizi <laughs> E, beğenmediyseniz aşağı bizim boş bıraktığımız yerlere siz yorum yazmayı unutmayın. E, bu arada ben de başında yaptığım şeyin daha güzelini bu sonunda bulmuş oldum. Şimdi senden ricam şeyi e, tanıyamamaya oyna, tamam mı? Şu kim? Yani is isim söyle şey mi falan? Şu kim? Aa, şu kim? Kim şu? Kim? Adı ne? Hikmet. Değil Hikmet mi? mi? Hikmet değil mi? Ya Berkun o ya. Ne yapıyoruz biz şu an? Benim şakamı imal ettik. Neresinde espri var bunun? Berkuno ya. Ha, ama üf, ma. Nasıl anlamadım bunu? Tamam hadi defol git. Hadi yeter. <laughs> hadi Geç ben gidiyorum. Görüşürüz. <gülüyor> güzel dizi <güzel>. izleyin. <laughs> Fena değil. Güzel güzel. <laughs>